Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu 1992 sohbetinde müthiş bir şey anlatıyor. Efendi buyuruyor ki Kuddisesi Ruhum, hanım hocalarımızdan bir tanesi Cennet Mahallesi diye bir mahalleye vaaza gitti. Vaaz eden hoca hanımın o günkü vaaz konusu da Çarşaf-ı Şerif. Şunu asla unutmayın Müslümanlar, hatibi konuşturan cemaattir. Cemaate Allah ne gerekiyorsa hatip bir mikrofon görevini görür ve bizatihi Allah onun ağzından duyurur. Kardeşlerim, Efendi Hazretleri diyor ki hoca hanım vaaz etti. Ve vaazın sonunda sohbete gelen bir hanım kardeşimiz ağlaya ağlaya dedi ki hocam ben çarşaf giymek istiyorum. Vaaz eden hoca hanım dedi ki sen buraya geldin, şimdi sıcak bir şekilde etkilendin ama git evinde kocanla da istişare et. Ondan sonra gel biz çarşafını giydirelim. Vallahi dedi ki buradan çarşaf giymeden çıkmam. Ben buraya gelirken Rabbime söz verdim. Allah'ım bugün senin bize vaaz ettireceğin hoca hanım neyi anlatacaksa söz ya Rabbi ben onunla amel edeceğim. Ve hocam bugün Allah bana beyaz kefenden evvel siyah kefeni dinlettirdi. Ben o çarşafı giyeceğim. Efendi Hazretleri diyor ki hanım hocalar ağlaya ağlaya çarşafı giydirdi. Bir hafta sonra hoca hanım yine aynı yere vaaza gitti. Vaazdayken dedi ki geçen hafta çarşaf giyen bacımız nerede? Hemen oradan biri ayağa kalktı. Dedi ki hocam geçen haftaki o bacı benim komşumdu, onu ben getirdim. Sizin ona çarşaf giydirdiğiniz günün akşamında eşine yemeğini kurdu. Efendisine dedi ki efendi biz Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Kur'an'a inanır mıyız? Evet. Vallahi Kur'an'ın sahibi Allah örtü olarak çarşafı emretti. İzin verirsen ben çarşafı giyeceğim. Efendisi de ona müsaade etti hocam. Ve kadınla kocası ertesi gün bir yere davete giderken trafik kazasında ikisi de vefat etti hocam dedi. Bir gün sonra o kadar ağladım ki komşusu diyor. Günlerce ağladım. Allah'ım bir gün evvel bir ayette hayatı değişen üstadın ifadesiyle çarşaf öyle bir nimettir ki zamanın firavunlarını ayaklara getiren Musa aleyhisselamın asası gibidir. Allah'ım bana onun halini göster. Ve hocam dün gece Allah bana komşumun halini gösterdi. Gördüm ki mahşer meydanı insanların birbirinden firar ettiği bir meydan. Ayaklardan dizlere, dizlerden göbeklere, göbeklerden kulak memelerine kadar insanların terden boğulduğu bir gün. Bir takımlarının ağzından şu sözler çıkıyor. Allah'ım artık bitsin bu bekleyiş. Cennetse cennet, cehennemse cehennem ya Rabbi. O kadar sıcaklıkta bir gölgelik aradım. Baktım bir çadır, çadırın içine girdim ki ne göreyim? Benim birkaç gün evvel vefat eden komşum. Ona Allah sana neden böyle muamele etti diye sorduğumda bana dedi ki ben dünyada Allah'ın bir ayetiyle amel ettim. Dünya güneşinin altında kavrulmayı kabul ettim. Allah da bana dedi ki sen dünya sıcağına rağmen bu elbiseyi giydin. Şimdi ahirette de o elbise sana gölgelik yapacak buyurdu. Bir sohbet, hayat değişir. Allah bir şeyler duyurur, kalbine dokunur, hayatında bir takım yeni kararlar alırsın. Allah bugün buradan almamız gereken dersleri almaya bizleri muvaffak eylesin.